çok işe yarıyor ya. Bir kere... Hı? Eğer sen bu su durmayı becerirsen işe yarayacak ateş. Ben. Evet, sen. Ben. Ben. Şöyle yapalım, istersen bir oda tutalım. Ben orada kalayım yani, benim için bir sorun yok. Yok, benim için de bir sorun yok. Hatta gerek de yok yani. Bana güvenmiyorsun ya, ondan diyorum. Ki bence sen bu yastıkları atıyorsun bana yakın olmak için. Pardon? Evet. Bir dakika, ben sana yakın olmaya mı çalışıyorum? Hem de nasıl? Ayrıca bir saniye de bana yakın olmak için sürekli bahaneler üreten sensin Ateş, hatırlatırım. Ne mesela? Ha? Bir dakika, bir tane var değil mi? Yani burayı ben istedim, yani bu tatile gidelim, baş başa olalım, ben istedim, haklısın. Yok, yok, o da sendin, pardon, o da sendin. Değil mi? Leyla, Leyla. Rica, niye meraklı olayım? Ben miyim ya? Bir dakika, ben miyim sana? Acaba evet. Yapan bir kere sen. Ne? Şımarıksın. Şımarıksın, ben kafama mi geldi bir kere, dikkatli ol. Sen mi vuruyorsun? Vuracağım tabii ki. Yalan söylüyorsun. Gıcık, tamam, kendini tamam. Beğenmiş. Gıcık. Dur. Yani yok. Biz bu durumdayken hiçbir şey olmaz bizden. Haklısın. Özür dilerim. Günaydın. Berit'tir kesin. Kesin Berit. Tamam, geldim küçük, geldim. Terliklerim. Geldim küçük. Evet küçük. Merhaba. Günaydın. Balayı kahvaltınız efendim. Sen mi ayarladın? Galiba müdür bey ayarladı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Wow. Çok güzel gözüküyor be. Afiyet olsun. Lezzetli de. Ama böyle çok da romantik olmadı. O yüzden kusura bakma arkadaşım. İki gündür amma uğraştılar. Güzel bir balayı olabilirmiş değil mi? Çocuklar uyanmıştır bence. Bir şey yapalım. Aşağıda hep birlikte kahvaltı yapalım. Olur. Hazırlanalım. Ben bir üstümü değiştireyim. Tamam. Aydos. Hı? Sen o gözlüğü nereden buldun?
Havuzun bir kenarındaydı, aldım. Ama öyle başka değil. Yok, hayır. Ya Leyla abla baksana, çok havalı. Yönetmen gibi oldum. Olmaz öyle. Başkasının gözünü öyle alamaz. Tamam, tamam bırak. Olur. Selam. Neden cevap yazmıyorsun? Çiftlikte işler biraz karıştı, pek yazamıyorum. Ayrıca tatile gidip mesaj atmayı unutan sensin. Evet. Hadi çocuklar. Hiç siyahlaşmadım Ateş. Bu çok kısa bir tatilde. Aşkım, ona bir kere siyahlaşmak demiyoruz, bronzlaşmak diyoruz, tamam mı? Gerçekten Ateş abi ya. Biraz da en azından bir iki gün falan kalsaydık. Evet, niye dönüyoruz ki Ateş? Tatil bir gün olmaz ki. Keşke ama benim ofise dönmem lazım küçük. Bir dahaki sefere daha uzun bir tatil yaparız, tamam mı? Zaten hava da bozdu şansımıza. Başka zaman geliriz. Evet. Hadi o zaman çocuklar, arabaya. Let's go. Haydi. Let's go. Hadi Ilgaz. Geliyorum. Ilgaz hadi. Ne oldu? Sorun mu var? Çiftlikte bir şeyler oluyor ve anlamıyorum şu an. Ne oldu? Barış mı söyledi? Aynen. Tamam, sakin ol ya. Haydi. Tamam, hadi gel. Haydi. Yakup Bey neredeler? Uyuyorlardı en son. Şimdi gelirler. Geliyor hatta. Oh, 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 oh. Yakup Bey, sabahı şerifleriniz hayırlı olsun efendim. O da servisi uyandırmayı ihmal etti tahmin ediyorum. Siz de ilk iş günü mesainize geç kaldınız. İlk iş günü mü? İlter Bey, biz aylardır buradayız ya. Yakup Bey, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye konuşmuştuk ya. Herkes işine çoktan başlamış olacaktı ve gün ortasında yapılan işler raporlanacaktı, hatırladınız mı? İlter Bey, yalnız bu sabah erken kalkma durumu bir gözle geçirirsek... Yani bağ, bahçe, börtü, böcek bir yere gitmiyor ya, sabahın köründe ben kalkıp ne yapacağım ya? Ne yapacağım? İnan ki bak, askerde ben onbaşıya ayarlanmıştım. Yani bu kadar erken kalkmadım askerlikte de. Yakup Bey, çalışacaksınız efendim. Çalışacaksınız. Bu saatte herkes işinin başında olacak. Güzel. Ya yut şu dilini biraz, yut. Allah Allah ya. Ben senin yüzünden bir daha işimden olmayacağım ha. Abi evet, biraz uyumlu ol ya. Ya siz de ne meraklı mısınız lan böyle hizmetçi arabacı olmaya? Ya ne alakası var be? Alnımızın teriyle ekmeğimizin peşindeyiz. Sen anlamazsın. Abi çok dikkat çekiyorsun bak, toparla kendini. Gözünü seveyim, toparlan. Evet, bakalım neymiş? Onun tarzı değil ki. Ben bu tasarımları daha önce bir yerde gördüğüme emin gibiyim. Alo canım, bana Füsun Hanım'ın daha önceki işlerimizde kullandığı tüm tasarımları bulabilir misin? Tamam canım, bekliyorum. Teşekkürler. Ateş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Efendim? Hoş geldiniz. İlter, ne oluyor? Efendim, çalışanlarımız bize yakışan bir düzen içinde olsunlar istedim. Malumunuz son zamanlarda misafirler ve çalışanlar çok birbirlerine geçmeye başlamışlardı. Yani biraz fazla oldu sanki ama sen bilirsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz efendim. Yol yorgun olacağınızı tahmin ettiğim için sizler için çok güzel şeyler hazırladım. Bahçeye buyurun. Tamam, o zaman benim şirkete gitmem lazım. Görüşürüz, tamam. Görüşürüz, tamam. Çocuklar, karnınız acıkmıştır. Hadi gelin, buyurun. Meryem, ben çok aç değilim ya, yoruldum. Ben de Meryem. Olur mu ama ya? Gel.
Gel gel gel, geliyor abla, izle gel. Gel, o da şimdi gelir bize. Gel pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi. Ben yaparım. Bak, okay. Oo, gaz. Tatil erken bitmiş. Beni gördüğüne pek sevinmedin herhalde. Sevindim, neden sevinmeyeyim? Peki öyle gözükmüyor da. Dikkatli oluyorum sadece. Eskisi kadar yakın olamayız artık. Ben şu böyle bir şoförüyüm sonuçta. İlter gözümün içine bakıyor. Çok saçmalıyorsun şu an. İlter benim arkadaşlarım, o kadar karışamaz. Ya korkma bu kadar. Barış Bey. Efendim, orada boş boş muhabbet edeceğinize işlerinizi mi tamamlasanız acaba? Tamam İlter Bey. Evet, sana karışmıyor. Ama gördüğün gibi bana karışabilir. Kız, bu birlikte tatile gitmediğiniz kalmıştı. Ya sorma, sorma. Hayır, bir de koskoca bir balayı suite ayarlamışlar Meryo. Böyle kalpler, güller, balonlar, üstünde seni seviyorum falan yazıyor. Neler neler. Oha! Ne diyorsun be? Suitler, kalpler. Sonra? Anlaşıldı kız. Yok, kimse yok mu? Böyle neredeyse eskisi gibi olacaktık. Hatta... Doğru, tahmin ettiğin şey değil. Allah Allah, ne? Biraz yakınlaştık işte. Ha, biraz mı yakınlaştık? Azıcık mı yakınlaştık? Meryem. Yiyeceğim seni. Ya Leyla. Of be. Ya bu adam seni gerçekten seviyor be kızım. İnanamıyorum. Neyse neyse Meryem, boş ver şimdi ateşi. Şey, yani benim Füsun'dan annemin kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Tabii annenin derdine düştün şimdi, ateş seni sevmiş sevmemiş. Mesela ne? Ya buluruz be. Hadi şunun tadını çıkar biraz. Buluruz. Alacaksın. Şuraya markasına çok özel bir şeyler hazırlıyorsunuz belli ki. Ben bile bunları ilk defa görüyorum. Hayırdır Bigeciğim? Ne oluyor? Hı? Ne istiyorsun? Bayağı detaylı çalışılmış. Bu iş birliği sizi heyecanlandırıyor galiba. Bir sorun mu var? Yok, aksine beğendiğimi söylemeye çalışıyorum aslında. Ay, yani güzel. Çok güzel tasarımlar ama pek sizin stilinize benzemiyor. Ah, ne münasebet. Evet. Ya ben bunları daha önce bir yerde gördüğüm memnun gibiyim ama. Olabilir, sonuçta hepimiz bir yerlerden ilham alıyoruz değil mi? Bigeciğim, övgülerin bittiyse lütfen gider misin? Bak, daha çizimlerim var, yapmam gereken. Şimdilik bitti ama merakla bekliyorum bu işbirliğin sonuçlarını. Kolay gelsin. Oo, nihayet beni hatırladın köy yumurtası. Füsun Hanım, kısa tutacağım. Dinliyorum. Bakın, söz verdiğim gibi davada şahitliğinizi yapacağım. Ama bana şu an lütfen annemin kim olduğunu söyleyin. Ay. Ay, zaten sinirim bozuk yani. Hiç bu kadar gülesim yok. Bana bak, sen beni o dolandırdığın damatlardan biri mi sandın ha? Beni böyle şeylerle kandıramaz. Ben bunu yutar mıyım hiç? İsterseniz bir sözleşme imzalatın. Yani ne isterseniz yaparım. Ama bana şu anda annemin kim olduğunu söyleyin. Tabii eğer gerçekten biliyorsanız. Ha, yani gerçek olmasa sen acaba beni arar mıydı demek, sen de inanıyorsun buna. Senin küçük su yılanı. Davada bana şahitlik edeceksin. Davadan sonra bizzat annene götüreceğim. Merak etme. Sensin küçük su yılanı ya. Ee,
Berit Hanım. Berit Hanım, bakın böyle tutarsanız çok daha rahat çalışırsınız. Tamam oldu mu? Öyle, tebrik ederim. Buyurun. Sen kimin resmini yapıyorsun İlter? Ben de merak etmiştim İlter. Gerçekten bu kimin resmi? Efendim bu çok eski bir hikaye. Ya anlat hikayeyi lütfen İlter. Lütfen İlter ama. Peki. Efendim ben daha önce başka bir evde çalışıyordum. Tabii bundan çok uzun seneler evvel. O evin sahibinin de çok güzel bir kızı vardı. Çok heyecanlı. Çok masal gibi. Sen aşık mı oldun o kıza? Evet. Aşık oldum. Benim en yakın arkadaşım da aynı zamanda ama... babası bizim ilişkimizi desteklemedi. Neden? Çünkü... ben onun için evin çalışanıydım. Kızının sevdiği olamazdım. Peki sonra ne oldu İlter? Sonrası hüsran efendim. Bu da son değil mi? Sonra babanızı yani Vahit Bey'i tanıdım. Benim için her şey değişti. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ve sizi tanıdığım için de çok mutluyum efendim. İyi ki buraya gelmişsin İlter. Biz seni çok seviyoruz. Ben çok seviyoruz seni İlter. Çok. Yardım edebilir miyim? Füsun Firuze ile olan anlaşmasını yeniledi. Tuhaf bir anlaşma. Bakmanda bir fayda var. Bundan ne çıkarı olabilir? Bilmiyorum ama çok tuhaf. Leyla şartı daha da tuhaf. Evet gördüm onu ama Leyla'nın bu kadarını kabul edeceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum, onu eşinle konuşman gerekecek. Zaten Umut ne akla hizmet bunu imzaladı onu da anlamadım. Ben olsam Umut'a laf sokmazdım. Sen evcilik oynarken biz burada işin başındaydık. İstersen iptal edebilirsin anlaşmayı. Evet farkındayım, sağ ol. Düşüneceğim zaten. İyi süper. Ah ulan İlter ah. Bu ne ya? Her tarafın tutulmuş. Hayatımda hiç bu kadar çalışmadım ben vallahi. Aman da aman. Aman tanrım sakın pulların dökülmesin Bay Jacobs. Azıcık da alın teriyle kazan. Nasıl zormuş değil mi? Yani abi sen dua et de eve geri döndün. Çünkü İlter son derece disiplinli bir adam. Böyle bir şeye asla göz yummazdı. Çocuklar için buradasın unutma. Paramı verseniz böyle olmayacaktı. Hay ben senin paranı ya. Ya. Allah. Biraz ayaklarımı şuraya atayım da kan beynime gitsin ya. Oh. Belki kafan çalışır belki. Hı hı. Az böyle rüzgara dön de ceryan yapsın. Çalışır belki. Vallahi başım ağrıyor. Çok çalıştırdı ya, böyle şey mi olur ya? Buyurun lütfen Şevrem Hanım, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içerdiniz acaba? Teşekkür ediyorum, şey alacağım. Evet, sizi dinliyorum. Ben sizi özellikle uyardım. O kadını başımıza sarmayın diye. Aa, ne oldu ki? Daha ne olsun? Zeynep evimizi bastı. Haldun'un başı belaya girecek sizin yüzünüzden. Bizden bilgi aldığınızı öğrenmiş. Aa, ben bir şey söylemedim ki. Sizi son kez uyarıyorum. O kadını ailemden uzak tutun. Bakın Şebnem Hanım, ben kimseye bir şey söylemedim. Ben sadece kızına yardımcı olmaya çalıştım. Sizinle konuştuğuma beni pişman etmeyin. Pişman ol istersen ya. Güle güle Şebnem Hanım. Kızını bulmak istese bunca yıl bulurdu. Siz bu işe karışmayın bence. Tabii ki Şebnem Hanım. İyi günler, yine bekleriz Şebnem. Ateş. Ergis. Buyurun Ateş Bey. Şu Füsun'un ilgilendiği Freya projesi var ya. Hı hı. Ben onay vermeden bekletim projeyi, tamam mı? Tabii nasıl isterseniz. Sağ ol. İyi günler.